AKP'yi iyi okuyanlardan birkaç kişi gidecek, yerine yeni bir isim bile var şeklinde, böyle hani çıtayı da bir hayli yükseğe koyarak açıklamalarda bulundu. Senin kulislerden aldığın neler? Yani her şeyden önce Mehmet Şimşek'in de kabul etmediği yönündeki bilgi şunu bize gösteriyor. AK Parti içerisinde artık bakanlık giyilmesi zor bir cepken olmuş durumda. Kimse bunu giymek istemiyor, sırtlanmak istemiyor üstüne. Ekonomi ise çok daha beter diyebileceğimiz bir alan. Niye? Çünkü AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere AK Parti siyaseti şunu gördü. Lütfü Elvan gibi bir isim, Naci Ağbal gibi bir isim, ki bunlar işte AK Parti'nin kuruluşundan itibaren temel taşları olmuş, ayrılmamışlar, yol ayrılıklarında vazgeçmemişler ve saygı da gören, AK Parti teşkilatlarında eski yeni vekiller arasında saygı da gören isimler. Şimdi ekonomi anlamında baktığımızda önce Naci Ağbal'la bu işi yürütemediler. İşte Merkez Bankası Başkanı'na getirdi, vazgeçti. Ve tam da yine bir bütçe görüştüğümüz, yani bir önceki yılın bütçesini görüştüğümüz dönemdi. O Lütfü Elvan geldi. Lütfü Elvan'ın da işte gördük ki faiz konusundaki mutsuzluğu itibariyle artık affını istedi. Yani istifasını verdi ve affı kabul edildi. Ve geriye dönüp baktığımızda tekrar AK Parti'nin zaten içerisinde önemli bir şekilde milletvekillerinin mutsuz olduğu ismin bir anlamda devamı, muadili ya da ekran yüzü diyebileceğimiz isim geldi. Yani neyi kastediyorum? Berat Albayrak bir ekran yüzü olarak algılanıyor Nurettin Nebati AK Parti içerisinde. Sadece AK Parti içerisinde değil, yani bakanlık anlamında, Ankara bürokrasisi anlamında da. Hani Albayrak'ın kendisi değil ama onun ekran yüzü geldi anlamında yorumlar yapılıyor. Şimdi baktığımızda zaten Albayrak'tan yana ciddi bir mutsuzluk vardı milletvekilleri içerisinde, teşkilatlar içerisinde. Üç kere yeni ekonomik program açıklamıştı. Hocalarım tabii ki daha iyi bilirler ama işte yep, üç tane yep oldu. Evet, paketler hatta haline. Bu faiz meselesiyle ilgili girdiğimiz işte önce bir yeni ekonomik program dediler yine buna cümlelerde satır arasında. Sonra efendim ekonomik model dediler. Olmadı. Efendim biz buna şimdi Türkiye modeli diyoruz dediler. Çünkü şimdi yeni ekonomik program vesaire demek istemediler. Çünkü Sayın Bakan, eski Bakan Berat Albayrak çıkıyordu. İşte onları tüketti o. Şeylerle onlar tüketilmişti. Dolayısıyla buna isim aradılar. Bir isim arayışına da girdiler. Velhasıl kelam Nurettin Nebati ile ilgili mutsuzluğun arka planında zaten Albayrak döneminden gelen bir mutsuzluğun devamı yatıyor. Üzerine ekonomik tablonun daha da vahim hale gelmesi, kendilerine yakın medya kuruluşlarında dahi ekrana çıktığında Sayın Bakan'ın verdiği yanıtların o medya kuruluşları açısından, orada görev yapan meslektaşlarımız açısından bile toparlaması çok zor, top çevirmesi çok zor yanıtlar olması çok rahatsızlık yaratmış durumda. Genelde şöyle bir serzeniş var mesela. Biz seçmene, illerde halka, çiftçiye, esnafa bunu hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Bize bunu anlatacak, savunacak bir veri verin diyor siyaset. Siyasetin bu talebi, AK Parti içerisindeki siyasetin bu talebi karşılanabilir değil görünüyor. Benzer bir mutsuzluk örneğin Tarım Bakanı'nda vardı ki bugün işte Şamil Tayyar'ın açıktan Twitter üzerinden yaptığı ifadeleri itibariyle görüyoruz ki Tarım Bakanı'nda kısmi olarak o mutsuzluk Vahit Kireççi ismiyle karşılanmaya çalışılıyor, giderilmeye çalışılıyor. Ama tarımdaki mutsuzluk giderilebilir bir mutsuzluk. Çünkü orada bir şekilde anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan'a anlatıldı durum, çiftçilerin hali vesaire ve bir şekilde vekillerden, siyasetten ya da teşkilatlardan gelen talep algılanabildi. Ama burada ekonomiyle ilgili temeldeki sorun şu, burada bizzat Erdoğan'ın kararı, fikri ve teorisi söz konusu. Kitabını yazdım dediği mesele var burada. Burada da bununla muhalefet etmek ya da buna alternatif bir şey söylemek için AK Parti'de bir pozisyon alabilmek imkansız gibi. Şunu da görüyoruz, yine bugün baktığımızda Mehmet Metiner'in açıklamalarından ki daha önce de geçtiğimiz haftalarda iki meslektaşım Ankara'da bu konuda bir kulis haberi de yazmışlardı. AK Parti'den
10-15'li bir grup saraya gitmek istedi ama kabul edilmedi diye. Mehmet Metiner bunu bugün açığa vurdu ve dedi ki yani evet güzel eski vekillerle sarayda biz bir yemek yedik. Ama bu yemeğin başında işte kürsüye geldi Cumhurbaşkanı, kürsüde konuştu. Biz elini bile sıkamadık, tokalaşmadık. Yani bu ne anlama geliyor? Biz bir merhaba bile diyemedik anlamına geliyor. Bir de adına vefa toplantıları diyorlardı bunun değil diyorlar, mi? Evet. Evet. Ve dediler. Tokalaşılmayan bir vefa toplantısı. Ve Metiner yani ki Metiner AK Parti içerisindeki rolü itibariyle medyada bu savunuculuktur diye biz algılarız. Ya da sosyal medyada da hatta bazen troll eleştirisine de maruz kalır. Yani en çok savunan, savunuculuk görevi üstlenmiş bir isim bile bugün artık bunu eleştiriyor ve diyor ki 10-15 kişilik gruplarla Cumhurbaşkanı görüşmesi lazım. Burada Cumhurbaşkanı bir erişim sorunu var siyasette. Bu erişim sorunu işte muhalefetle konuşmuyor, geçmişte Akşener'in Türkiye masası talebini reddetti vesaire. Artık mesele şu, Erdoğan kendi partisiyle konuşmuyor. Kendi partisiyle konuşmayan bir siyasi lider. Peki kiminle liderdi konuşuyor? Sayın Bahçeli ile konuşuyor düzenli olarak. Onu da yasa teklifleri olarak mecliste görüyoruz. Yani seçim mevzuatını onunla konuştu. Onun teklifi geldi. Bir önceki yıl sosyal medya ile ilgili ilk düzenlemeyi Sayın Bahçeli Twitter'dan çıkarak protesto etti. Onun düzenlemesi geldi. Bu biraz AK Parti içerisinde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklık yapısına tepkiyi de aslında arttırıyor. Yani belki hiçbir tepki daha az olabilecekken, ittifakı sorgulamak daha az mümkün olacakken, işte bu o zaman şeyi tetikliyor örneğin. Süleyman Soylu'nun kabinedeki rolünü ve o iddiaları tetikliyor. Niye? Çünkü kendi partisiyle konuşmayıp, hani ama MHP ile konuşup biraz da tırnak içerisinde MHP'nin talepleri daha fazla dinleniyor algısı oluştukça, siyaset, iktidar cephesinde siyaset karışıyor. Şunu söylemek lazım, hocalarımızın yaptığı analiz itibariyle Şenol Hoca söyledi. Devlet bugün %28'den borçlanıyor tespiti söz konusu. Şimdi politika faizi %19'du. Yani faiziniz, kaba bir halk hesabıyla söylüyorum ben, ekonomiden de hiç anlamayan bir gazeteci olarak söylüyorum, %9 oranında artmış. Yani siz faizi düşüreceğim dediğiniz noktada devlet olarak daha fazla faiz ödeyen bir noktaya gelmişsiniz. İşte halkın cebindeki vesaire bu daha da fazla bir nokta. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Buradaki teori şu, bu seçim mevzuatını da öyle okuyoruz. Burada bir seçim takvimi planlaması var. Seçim takvimi planlaması da şu, eğer Cumhur İttifakı ile yola devam edilecek bir seçime gidilecekse Cumhur İttifakı açısından özellikle de MHP açısından %7'lik bir baraj. Genel kurulda sürpriz olur mu diye de bir buraya evet, parantez açıyorum. %5 konuşuluyor yani çünkü. Genel kurulda bir önerge sürprizi olur mu o parantezi kapatıyorum. Yani %5'e düşürmesi değil evet mi? Evet. Çünkü ben MHP'nin %7'yi geçeceğini zannetmiyorum. Şimdi bu itirazlar vesaire yapıldı ama mesela bunu MHP'ye söylediğinizde, MHP'li isimlere söylediğinizde şöyle bir yanıt alıyorsunuz. İşte diyorlar ki mesela Yıldız Hanım siz bizim ülkücü camiamızı anlayamazsınız. Hayır anlayamadığımız doğru. Ben hiç anlamıyorum. Yani nasıl Devlet Bahçeli'ye sabrediyorlar o başka da. Ama şeye baktığınız zaman matematik ben %7'yi kabul etmiyorlardı geçen hafta. Kabul edip etmedikleri noktasındaki durumu bu hafta biliyorsunuz komisyondan geçti. Evet. Bu hafta genel kurul gündemine alıyorlar. Genel kurulda bir önerge gelirse barajı %5'e indirme noktasında iktidar cephesinden unutmayın şu karışmasın. Şimdi muhalefet de verecek %0, %3 diye verecek. HDP %0 veriyor. Onlar %0 CHP, İYİ Parti %3 olsun diye veriyor. Onlarınki değil çünkü muhalefet verince oy belli, hayır diyecekler. İktidar cephesinden bir önerge gelecek ve bu yasaya işlenecek mi bunu göreceğiz. O parantezi kapattığımda şöyle bir noktadayız. %7'ye düşmüş yani ya da %5'e düşmüş ülke barajının düşürüldüğü bir seçim için en erken takvim Nisan 2023 yani resmi takvimimiz Haziran 2023 ama bu mevzuat bir yıl sonra işlerlik kazandığı varsayımıyla konuşuyoruz. Bu varsayımı itibariyle en erken takvim o. O zaman deniyor ki o zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı bu kur korumalı vadeli mevduatı tanıttığı konuşmasında da ne demişti?
biraz dişimizi sıkacağız dedi, fedakarlık yapacağız dedi, ekonomik savaş veriyoruz dedi. Şimdi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini uluslararası konjonktürde kolaylaştıran bir de reel bir savaş var. Komşumuzda üstelik, Karadeniz komşularımızda. Şimdi Ocak'tan itibaren gelecek yıl bir seçim hazırlığına o dönem girileceği iddiası ve girileceği süreçte de işte zaten savaş yaşadık, turizm elimizde patladı, işte ekonomik bedeller ödedik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu savaş çıkacak olmasaydı diyecek. Evet, hem savaş olmasaydı diyecek, hem zaten biz şimdi bu bedeli ödedik. Ama bedeli ödedik, iyi günler geliyor, bu iyi günleri benimle karşılamanız yerinde olur. Çünkü ben size istikrar vaat ediyorum diyecek. Bu noktada iş dünyasının da vereceği tepkiler önemli. Çünkü geçmiş dönemlerde şunu gözlemledik. Özellikle Türkiye'nin sayılı patronları açısından da. Onlar bu istikrar ifadesine olur verdiler, destek verdiler. Esnaf odaları, işte bir takım meslek kuruluşlarının da destek verdiğini gördük. Şimdi acaba hani o destek olabilir mi, olasılık mı? 2022'nin nasıl geçirileceği ve 2023'e nasıl girileceği tabii ki daha belirleyici olacak görünüyor. Ama siyasi senaryolarda mesele şu, Erdoğan Bahçeli'nin de erken seçim talep etmesinin önünü bu seçim mevzuatı değişikliğiyle kapattı. Nasıl kapattı? Zaten bak oyun düşüyor, baraj düşmesini beklemezsen, bu barajla gidersen, %10'la seçime gitmek istersen gidelim, ama gidersek sen baraj altı kalırsın, ben zaten meclise her koşulda giriyorum gibi bir nokta, bir senaryo var. O senaryoda Bahçeli'nin de seçim taleplerini engellediği ve bu nedenle bu seçim mevzuatının şimdi geldiği ve kabul edileceği iddiası da var kulislerde. Bunu gözlemleyeceğiz, bunu izleyeceğiz. Ama velhasıl kelam, Türkiye'nin ana gündem maddesi kuşkusuz ekonomi. Türk seçmeninin de iktidarı her zaman devirdiği en temel konu ekonomi. Yangın mutfakta başlıyor çünkü. Evet, ama acaba işte seçim takvimi geldiğinde görece daha iyileşmiş bir ekonomi. Yani şu değil ama, burada iki uzman var, onlar daha iyi söyleyecektir. Tekrar 2018'e mesela dönmeyeceğiz rakamlarda. Hayır. Ama 2022'ye göre iyileştirilmiş bir ekonomi seçmeni cezbedebilir mi yeniden 2023'te? Peki. Seçmeni kandırabilir mi diye ya da sormak lazım.